hoş geldiniz. Öncelikle herkese merhaba. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben kimim, neden bu kanalı açtım, onun hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Ben Yarkın Güloğlu. 30 Ağustos 1995 yılında Ankara'da doğdum. Kökümüz İstanbul ama yıllardır İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de büyüdüm. Ben yaklaşık 2010 yılından beri geziyorum. Gezdiğim yerler gerçekten farklı yerler. Kendi iş hayatım da var. Sizlere onlardan da bahsedeceğim. İlk etapta Türkiye'yi gezdim. Otostopla gezmeye başladım. Çünkü gerçek gezi hayatını anlamak istiyordum. İş hayatından biraz sıkılmaya başlamıştım. Çok güzel insanlar tanısam da bir yandan insanların sadece ticari kaygıyla oraya geldiği için bu beni tamamen iş hayatından soğuttu. Sonra gezmeye başladım. İlk etapta Türkiye'de otostopla başladım. Uzaklara gitmeye başladım. İlk Edirne'ye kadar gittim. Sonra gezi hayatım böyle devam etti. Çok güzel gezginler tanıdım yolda. Çadırımla birlikte birçok yeri gezdim Türkiye'de. 60-65 şehri gezdikten sonra yurt dışına gitmeye karar verdim. İlk gezim Ukrayna'ydı. Ukrayna'yı gezdim. 20-25 gün orada kaldım. Hiçbir tecrübem yoktu. Hiçbir zaman araştırma yapmamıştım ama Couchsurfing'i bulduğum için Couchsurfing üzerinden İnsanlara istek atmaya başladım. Referansım yoktu. Referansım olmadığı için ilk etapta bulmakta zorlandım. Ama sonradan referansım olduğu için insanlar yavaş yavaş kabul etmeye başladı beni. Çoğunlukla otostopla gezdiğimde çok güzel insanlar tanıdım ve insanlar bana çok iyi bir şekilde yardımcı oldu ve bu beni sosyolojik anlamda çok geliştirdi. Tamamen gerçek insanlar ve size yardım etmek isteyen insanlar karşısına çıkıyordu. Bu ticari bir kaygı olmadan tamamen kendi kültürlerini tanıtma, kendi şehrini gösterme içgüdüsüyle yapılıyordu. Bu yüzden otostopla gezmeyi çok ayrı sevdim. İkinci yurt dışı deneyimim Adana'dan Tayland oldu. Çok uyguna bir bilet bulmuştum Katar Hava Yolları'yla. Yaklaşık 1600 TL ödemiştim. O zamanlar 2600 TL'ydi uçak biletleri. Sonra Tayland'a doğru yola çıktım. Adana'ya İzmir'den uçtum. Ona da 80 TL falan ödemiştim. Sonra Tayland'a vardığımda işte ilk Bangkok'u gezdim, Phuket'i gezdim. Sonrasında Singapur'a gittim. Singapur'da güzel anılarım oldu. Tamamen tek başıma 80 TL'ye Tayland'dan uçak bileti aldım. Dönüş yolum da çok uzandı. Çünkü Singapur'dan Tayland'a uçtum. Tayland'dan Katar'a, Katar'dan tekrar Adana'ya. Adana'dan da İzmir'e döndüm. Böylelikle bir gezi hayatına tamamen atılmış oldum. Aslında gezgin diyebiliyorum kendimi. Çünkü tamamen gelişigüzel ve keşfederek geziyorum. Plansız olduğum için de tam olarak gezgin statüsüne girebiliyorum bence. Daha sonrasında Irak, İran, Azerbaycan, Gürcistan buraları otostopla gezme şansım oldu. Gerçekten çok keyifliydi. O yüzden benim için özel bir yeri var oralarında. Sonra biraz daha Orta Doğu, Avrupa, işte Balkanlar, oralara gitme şansım oldu. Yaklaşık 23 ülke gezdim ve o ülkelerin içinde belki yüzü aşkın şehir gezdim. Çünkü küçük şehirlere de gitmeye çalışıyorum. Bu bana ayrı keyif veriyor. O yüzden olabildiğince küçük şehirleri de görmeye çalışıyorum. Daha sonrasında iş hayatımda bir yandan devam ederken tamamen gezginliğe adamak istedim. Çünkü çalıştığım yerden izin almam bir şekilde zor oluyordu. Hafta sonları gittiğimde de çok yoruluyordum, 2 gün vesaire olduğunda. Sonrasında işten çıkma kararı aldım, oradan ayrıldım. Sonra freelance işler bulmaya başladım. Çok güzel gidiyordu ve insanlar sağ olsun benimle çalışmaya başladılar. Bu şekilde de bilgisayarım yanındayken dünyanın her yerinden çalışabiliyorum. Dünyanın her yerinden çalışabildiğim için de Türkiye'den yavaş yavaş müşteriler artmaya başlayınca bir arkadaşımla birlikte Seysi adında bir firma kurduk. Dijital pazarlama firması. Bunu da bir yandan yürütürken gezilerime devam etmeye başladım ve bu şekilde de ilerlemeye başladım. Bu etapta Instagram'da çok güzel paylaşımlarım oldu. Çok güzel beğeniler aldı. Çok güzel sorular geldi, yazılar geldi. Bu yüzden de YouTube kanalı açmaya da karar verdim. Çünkü çok güzel insanlar var ve gezmek istiyorlar. Ama gezecek imkanları yok. İmkanı yokken nasıl ucuza gezebilirler onu bilmiyor. Ve bir yol arıyorlar. Çok güzel araştırmalar yapıyorlar. Ama bu alanda bulabileceğiniz çok güvenilir yerler olmuyor. Çünkü ister istemez bu platformlar bir reklama bağlanıyor bir süre sonra. Ben bunu istemiyorum. O yüzden elimden geldiğince reklam vesaire olmadan ilerlemeyi istiyorum. Bu reklam alanı geniş bir alan olduğu için hani gezenleri de anlıyorum ama ben olabildiğince İçerik üretmeyi değil de nasıl gezebildiğim ve tamamen elimden geldiğince kaliteli hazırlamaya çalışacağım içerikler olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Bana destek olursanız çok sevinirim. Elimden geldiğince gerçek görüntüleri, fiyatları ve bilgileri paylaşmak istiyorum. Keza Instagram sayfamda da bunu paylaşıyordum ama biraz daha geniş kitleye ulaşabilmek adına
burada da paylaşımda bulunmak istedim. Ayrıca bir yandan drone pilotuyum ve drone da uçuyorum. Bundan gerçekten keyif alıyorum. O yüzden esinlemeyi ve drone'la çekmeyi çok seviyorum. Bu konuda da bilgi almak isterseniz ya da yapabileceğim bir şey olursa dilediğiniz zaman sorabilirsiniz. Bunları cevaplamaktan da keyif alırım. Bana Instagram sayfamdan ya da mail üzerinden, web sitem üzerinden ulaşabilirsiniz. Onu da videonun sonuna ve aralara yerleştirdim. Umarım yararlı olur içeriklerim ve beni takipte kalırsınız. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Beraber güzel seyahatlerimiz olur umarım.